Eğitimimizi takip edebilmek için bir kurulum gerçekleştireceğiz. Bunun için Microsoft'un yayınladığı Visual Studio ücretsiz IDE'sini kullanıyor olacağız. IDE'den kastımız bize yazılım geliştirme ortamı sağlamasıdır. Bunun için bu bizim yardımcımız, kod yazarken bize yardım eder, ileride öğreneceğiniz paketleri takip edebilmemizi sağlayacak. Bunun için visualstudio.microsoft.com adresine gittiğinizde bu sayfayla karşılaşacaksınız. Google'dan direkt olarak Visual Studio yazarak da erişebilirsiniz. Burada size önerim, şuradaki buton vasıtasıyla bir giriş yapmanız ve bir Microsoft hesabına sahip olmanız gerekliliğidir. Çünkü IDE'yi kurduktan sonra belli bir zamandan sonra sizden giriş yapmanızı zaten isteyecektir. Visual Studio'nun birkaç versiyonu vardır. Bunlardan biri Visual Studio'nun kendisi, diğeri Visual Studio for Mac ve Visual Studio Code dediğimiz editör. Burada arkadaşlar eğer Mac kullanıcıysanız Mac için Visual Studio'yu indirip kurabilirsiniz. Ama bunun dışında bir de Visual Studio Code var. Bunu şu anki kuracağımız IDE ile karıştırmayın. Visual Studio Code ortamında biz genellikle JavaScript geliştirme gibi ya da mobil geliştirme gibi işleri yaparız. Ama Visual Studio'nun kendisi tamamen .NET dünyasına odaklanmış, büyük ölçüde .NET dünyasına odaklanmış bir IDE'dir arkadaşlar. Peki IDE ile editör arasındaki fark nedir derseniz, yani bunu böyle çok da işin başındaysanız bunun farkını anlamaya çalışmanıza gerek yok aslında. Ama örneğin metin dosyası, herhangi bildiğiniz metin dosyası, o TXT dosyaları, işte o bir editördür. Siz orada yazınızı yazarsınız, işte yazının fontunu büyütürsünüz vesaire. Bu bağlamda Visual Studio Code bize bunun tabii ki daha ileri seviyelerinde destek veriyor. Ama IDE dediğimiz ortam ise bunun çok daha ileri seviye ortamıdır. İşte o hata yakalama gibi, test teknikleri gibi her şey kendi içinde barındırılır. Zaten Visual Studio Code da bir yerden sonra IDE gibi kullanılabiliyor. O açıdan lütfen hani IDE neymiş, editör neymiş çok da önemsemeyin işin başındaysanız. Zamanla bu oturuyor zaten. Visual Studio'yu indirin kısmında Community, Professional ve Enterprise versiyonlarını göreceksiniz. Şu ilki ücretsiz. Community 2019 ücretsiz. Siz bu eğitimi izlediğiniz zaman bu 2020'de olabilir, 2021'de olabilir. Dolayısıyla hani buna takılmayın. Bunlar sadece bize bir ortam sunuyor. Yazacağımız kodlar her zaman her yerde geçerli. Diğerleri ise ücretli versiyonlardır. Ücretli versiyonlar bize daha ileri test gibi veya DevOps gibi ortamlar sağlıyor. Ama Community açıkçası büyük ölçüde işimizi çözüyor. Ticari uygulamalar da burada yapabiliyoruz. Bunu indirmeniz yeterli. İndirdikten sonra da kurulumu başlatmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere bir tane Community.exe geldi karşımıza. Tabii ki bize uyarıyor, bir değişiklikler yapılacak diye. Continue butonuna basarak burada o installer yani kurma işlemini çalıştırabilirsiniz. Şöyle gelsin karşımıza bakalım. Visual Studio Installer karşımıza gelsin. Daha önce Visual Studio kurulumu da yapmış olabilirsiniz. Tabii ki buraları geçebilirsiniz. Ama şuna dikkat ediniz arkadaşlar. Siz burada şu ekrana geldiğinizde benim bilgisayarımda şu an kurulu. O yüzden modify diyor yani değiştir diyor. Sizde de bu olabilir. Ama eğer ilk kez kuruyorsanız burada yükleme tuşu olacak şekilde onu başlatabilirsiniz. Yükleme tuşuna bastıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Burada şu an göstereceğim bende mavi olarak seçilmiş şeylerin sizde de seçili olduğuna özen gösteririz. Eğer bilgisayarınızda yer yoksa, sadece burada ASP.NET Web Development kısmını .NET Desktop Development kısmını iki bu. Bir de
Data Storage and Processing kısmını, ek olarak .NET Core Cross Platform Development kısmını eklemeniz gerekiyor. Ama hani ben ileride geliştirmeler yapacağım, kendimi geliştireceğim, ilerleteceğim bunu bu eğitimden sonra derseniz, burada oyun geliştirmeden tutun da veri bilimine kadar her şey, Python geliştirmeye kadar, Linux geliştirmeye kadar, işte Azure geliştirmeye kadar her şey mevcut. Ama bu eğitim için ASP.NET Web Development, .NET Desktop Development, Data Storage and Processing ve .NET Core Cross Platform Development olmak üzere 4 tane seçimi yapmanız gerekmekte arkadaşlar. Ve lütfen burada çok hayati bir şeye dikkat ediniz. O da dil paketi arkadaşlar. IDE'nizi asla Türkçe kullanmayınız. Bunun nedeni, burada bir Türkçe çeviri olduğu için ve kaynakların tamamı İngilizce olduğu için menülerde çok zorlanırsınız. O yüzden şurada Language Packs kısmında sizin default, eğer bilgisayar diliniz Türkçe ise Turkish yapmış olabilir. Lütfen onu İngiliz, sadece İngiliz seçili olacak şekilde bırakınız. Lütfen buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra install tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için kurulumu yapacaktır. Tabii ki biraz yani 10-15 GB gibi bir şeye, bir disk alanına ihtiyacınız olacaktır. İnternetinizin hızına göre de tabii ki vakit alabilir bu. O yüzden bu kurulumu bir an önce başlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitim için bunlar gerekli.